TeknoSoy'a hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, konuğumuz bir suyla soğutma sistemi. MSI'ın Mag Core Liquid E360. 360'dan zaten anlıyorsunuz. 360 milim yani 3 fanlı, 3 tane 12 santim fanlı bir sistem. Bu 3 fanlı sistemlerin e, önü açık diyeyim. <laughs> Çünkü günümüzün hayli yükselen işlemci sıcaklıklarını artan ısı üretimini ancak bunlar karşılıyor. 2 fanlı 240 ya da tek fanlı sistemler de hala var, hala geçerliler. Çünkü böyle 3 3 fanlı sistemler de yani orta düzey işlemcilere falan biraz fazla oluyor. Ama üst uçta güçlü sistemlerde bu sistemler, 3 fanlı sistemler popülerler, daha da bir süre böyle gidecekler. Şimdi Yapısını tanıyalım bu sistemin. Radyatörü 394 milim. Şu en büyük uzunluk 40 santime yakın. 394 milim. Ee, bu zaten şimdi şu 36 santim olan 3 tane fanın yan yana geldiği bölüm standart. Hani onu ıı, eksiltip kısaltamazsınız ya da uzatamazsınız ama bu radyatörlerde şu fanların dışında kalan Bölüm bazen sorun yaratabiliyor kasasına göre. Kimi kasada onlar sanki hiç olmayacakmış gibi 360 milim 36 santim bir bölüm ayrılmış oluyor. Ama bunlar da var bunun var olabilmesi için. Özellikle şu e, sıvının girip çıktığı bölüm. Bazısında bu rezervar da burada oluyor ve çok fazla olabiliyor. Bütün montaj planlarınızı bozabiliyor. Bunun bütün şu uzunluğu 40 santim. Hesabınızı ona göre yapın. Genişliği zaten 119.2 demiş. Yani 12 santim. Fanlar da 12 santim. Orada sorun yaşamazsınız. Uzunluğu dikkate alın. 27 milim 2.7 santimde radyatörün kalınlığı var. Alüminyumdan gayet güzel düzenli bir radyatör üretmiş MSI. Siyah hortumları var. Bu dışı örgü ama içi tabii kauçuk lastik. MSI özellikle o kauçuğun buharlaşmayı minimize edecek bir malzeme olduğunu özellikle belirtmiş. Aslına bakarsanız bu sistemlerde sıvı miktarının gözükmemesi benim de çok kafamı meşgul eden bir sorun. Burada da yine göremiyoruz ama işte MSI demiş ki buharlaşmayı çok azalttık. Bu sistemde rezervuar ve pompa CPU bloğun üzerinde. Hepsi şu parçada. Bu hem CPU'yu soğutan parça hem de üzerinde pompa ve biraz işte sıvı deposu var. 3000 RPM'lik 3 Watt'lık bir pompa olduğunu belirtmiş MSI. 200 bin saat ömür ortalama ömür öngörmüş. Sessiz çalışan bir pompa. Hani çok belli belirsiz bir tıkırtı geliyor ama hani duymazsınız bilgisayarın sesi içinde. Pompanın bir şeyi yok. Bir e, gürültüsü, özel bir gürültüsü yok. E, 3000 RPM demiştim. Böyle sistemler kullanacaksanız pompayı, hani pompanın da bir güç kablosu var. Bağlı Bağladığınızda e, onun hani fan hızı gibi devrinin değişmeyecek, sabit kalacak bir yuva olmasına anakarttan ayarının öyle yapılmasına dikkat edin. Evet, onun güç şeyi BVM şeklindeki fişi bu. Dediğim gibi buna otomatik hız kontrolü falan pompaya vermeyin. Sabit olsun onun hızı. Diğer fanları istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Bu CPU'ya takılan blokta benim en hoşuma giden şey şu oldu. Şimdi size göstermem çok zor bu kablo kalmaşasında hortumlar falan ama şimdi bu CPU bloklarında üzerinde bir gösterge varsa ya da logo şekil falan varsa onu takmak dert olur. Çünkü bazen sizin sistemin kuruluşundan, anakartın yapısından ötürü ters takmanız gerekir. E ters oldu. Ya da işte kimisinde gösterge falan oluyor, yamuk oldu falan sorun. MSI zaten aslında dairesel bir şey. Bir tek MSI logosu var. Burada bir OLED display falan yok ama MSI bunu dönebilir yapmış. 200 yanlış notlarıma bir göz atayım. 270 derece yanılmıyorsam dönebilir yapmış. Dolayısıyla tam terse gelebiliyor. Bu logoyu sadece MSI logosunu düzgün gözükecek kasanın duruşuna, anakartın duruşuna göre istediğiniz şekle getirebiliyorsunuz. İyi olmuş. Çünkü bazen o gerçekten dert olan kasa kapanacak kim görecek falan diyebilirsiniz ama kimi insan için böyle şeyler önemlidir. Düzgün olmasını ister. Evet bunda dönebiliyor. <laughs> Çok iyi olmuş. Fazla büyük değil blok. Hani o yüzden mesela ben anakarta monte ederken hangi anakartı işlemciyi kullandığımı da anlatacağım birazdan. Anakarta monte ederken hiç hani işte hortumlar aman belleğe mi denk geldi şöyle mi çevireyim falan dert olmadı. Direkt hani canımın istediği gibi monte edebildim. Bunun şu anda üzerinde AMD AM4 güncel AM4 AM5 soket için olan bracket takılı. Tabii ki Intel falan uyumluluğu da var. Hatta konusu açılmışken söyleyeyim. AMD'de AM5, AM4 en güncel Ryzen soketleri. Bunun dışında Threadripper, TR4 soketiyle uyumlu. Gerekli parçalar çıkıyor. Intel'de LGA 1150, 51, 55, 56, 1200 ve 1700. Yani bayağı bir 10 yıllık falan Intel soket ailesini destekleyecek parçalar çıkıyor. Ben özellikle AM5'e monte ederken çok sorunsuz oldu. Çünkü anakartta bir şey sökmem gerekmedi. Anakartın üzerindeki bracket dediğimiz plastik parçaları kullandı. Sadece şu iki parçayı bloğa vidalamam gerekti. Tamam. Elle de şunları sıkınca anakarta takmış oldum. Gayet basit oldu. Bir de hoşuma giden şu oldu bu sistemi kurarken. Şimdi bu sistemlerde bir sürü işte sokete göre parçalar çıkıyor. Intel parçaları ayrı, AMD parçaları ayrı, AMD Threadripper parçaları ayrı falan filan. E mesela güzel bir şey yapmış. Şu torbalara hepsinin üzerine ne olduğunu yazmış. Ya ne fark eder falan diyebilirsiniz ama bazen kitapta da neyin ne olduğu çok net gözükmeyince Bunlar gerçekten uğraştırıyor insanı. Her poşetin üzerine o poşettekilerin ne olduğu yazmış, harika olmuş. Hani minimum uğraşla kurduğum suyla soğutma sistemi bu oldu. Dediğim gibi ben bunu AMD sisteme kurdum. MSI'ın anakartını yine kullandım. Mag 670E Tomahawk anakarta bu sistemi kurdum. Üzerine de bu, bu soğutucuyu bile zorlayacak bir işlemci... Ryzen 9 7900 X3D işlemci taktım. Bu biliyorsunuz ekstra 3D keşiyle falan oyun severlerin çok sevdiği bir işlemci ama biraz zor soğuyan bir işlemci. Performansını birazdan konuşuruz. Montaj sırasında hiçbir sorun yaşamadım. Bu pompa e, tarafının bir tane işte zaten işte elektrik bağlantısı var. Normal CPU e, eğer hani pompa diye bir header varsa anakart üzerinde ona takarsanız yoksa fan yuvalarından birine takacaksınız. Bir de ışık kontrolü var. ARGB. Bunu da işte anakartınızda uygun yuva varsa onlardan birine takacaksınız. Işıklarını yönetmek istiyorsanız hiç takmayabilirsiniz. Keyfinize kalmış. MSI anakartta tam bunun header'ı olduğu için sorunsuz kurduk. Şimdi bir de 3 tane de fan var. 3 tane 12 santim fan. Bu fanlar RGB renkli ışıklı olduğu için şöyle hafif şeffaf bir plastikten üretilmiş, ışığı yayması falan için etkili de olmuş. Hakikaten gayet ışık efekti, gayet do doygun. Bu fanların da her birinin iki kablosu var. Birisi PWM elektrik kablosu, bildiğiniz devrini de aktaran. Birisi de yine RGB ışık kablosu. Şimdi anakartınızda 3 fanın 3 tane RGB bağlantısını yapacak kadar RGB çıkışı yoktur. Yani o kadar çok anakart ya da özel bir anakart varsa bilemem. Normal anakartlarda olmuyor. Ne yapacaksınız? Bu RGB kablolarının hepsinin bir de çıkışı var. Ya da tam, yani birisi giriş birisi çıkış. Dolayısıyla fanları birbirine bağlayabiliyorsunuz. Bu 3 fanın kablosunu birbirine bağlayıp Alanını da anakarta takıyorsunuz. 3 fanın ışığı aynı oluyor. Tek tek kontrol edebiliyorsunuz ama işte dediğim gibi 3 fanı tek tek bağlayacak anakartınızda header yoksa böyle yaparsınız. Si ben 3 fanı zincirleme bağlayıp zincirin ucunda anakarta bağladım. Anakart izin verdiği için anakartın RGB'sini de ayrı bağladım ve bağımsız kontrol ettim. Ama hani yazılımdan senkronize edebiliyorsunuz ikisini ya da kafanıza göre eğer dediğim gibi öyle bir sisteminiz varsa her fana başka ışık bile verebilirsiniz. Fanların elektriği konusunda da şimdi her anakartta 3 tane tek tek fanı bağlayacak bağlantı noktası olmayabilir. Olsa da birazcık kablo karmaşası olabilir. Kutuya şöyle 3 fanı tek bir fan yuvasına bağlayacağınız 2 tane parça koymuş MSI. Niye 2 tane? Birincisi bildiğiniz 3'ü 1'e indiren bağlantı. Bu sistemde tek bir fanın aslında RPM'i e sistem, RPM e sisteme iletiliyor ama aynı fan olduğu için fark etmiyor. Bu kablo. Bir de devir düşüren kablo var. İçinde direnç olan. Buna sessiz e, ro, noise reducer demiş. Sessizlik e, kablosu. Bu dirençle gerilimi düşürüp biraz daha fanların düşük devirli çalışmasını sağlıyor. Eğer anakartınızda kontrol yoksa bunu kullanırsınız. Ama çoğu modern anakartlarda fan kontrolü var zaten. Normal kabloyu takın geçin. Fanlar MSI dokümanlarında tam belirtmemiş ama biz kendimiz işte fan hızını maksimum yapıp falan ölçtüğümüzde 2000 RPM fanlar bunlar. Biz 1900 RPM falan gibi değerler gördük. Belli ki 2000 RPM fan. Uygulamada 1000 RPM'lerde falan çalışırken, 1000-1100 RPM'lerde çalışırken çok sessiz fanlar. Buna biraz şaşırdım çünkü 12 santim fanlar genelde 1000'in altında sessiz olur. 1000 RPM'in üzerine çıktınız mı artık hafiften bir ses hissettirmeye başlar kendini. Bu fanlar 1200 RPM'de, 1100 RPM'de çok sessiz. Beğendim. Hakikaten hani sıvı rulmanıyla falan başarılı fanlar. Hani bu kutudan çıkan fanları kullanırsınız. Ayrı daha iyi bir fanla değiştireyim falan demezsiniz. Evet, uyumluluğundan bahsettim. Kurul kurulumunun bu kategori için nispeten kolay olduğundan bahsettim. Bütün vidalar, bağlantı parçaları falan güzel etiketlenmiş ve hepsi iyi kalitede. Hani şimdiye kadar suyla soğutma sistemi en az uğraşarak kurduğum sistemlerden biri oldu. Core Liquid E360 biz bunu dediğim gibi AMD'nin oldukça çok ısına Ryzen 9 7900 X3DC ile denedik. Tam yük altında hani e, aşırı soğutma moduna geçmeden ortalama ayarlarda fan hızını falan dinamik değişecek şekilde bıraktığımızda 78 derece falan gibi maksimum bir işlemci sıcaklığı gördük. Ama sistem sessizdi açıkçası bağırmıyordu. 70 küsur derecede bile. x 3 sıcak işlemciler. Çünkü yapısından yapısında hani bir katmanın üzerine bir yonga daha, bir yonga daha konulmuş üç boyutlu yongalar dizilmiş olduğu için tek bir işlemcinin içinde ısı aktarımı falan biraz daha sıkıntılı onların. Ama tam yükle 80 derece, 78 derece bence kabul edilebilir bir sıcaklık. Bu sıcaklığı daha da düşürebilirdik. Fanları gazlayarak. MSI Center yazılımında fan hızı biliyorsunuz da yoksa MSI Center yazılımında fan ayarları var. Ee, bu ışıkların falan da bütün ayarları var bu arada. Onu da söylemeyi unuttum. MSI Center'ı kurmanızı öneririm. İster ayrı ayrı işte, ister hepsini birbirine bağladıysanız tabii tek bir ayar gözükecektir. ...kapatabiliyorsunuz da. Işıktan rahatsızsanız... ...komple kapatabiliyorsunuz. Ya da işte istediğiniz efekti... ...hazır efektlerden seçip... ...ya da kendi renklerinizde düzenlersiniz. Fan hızını da MSI Center'da da... ...presetler var zaten... ...Extreme diye, Silent diye. Eğer Extreme'i kullansaydım... ...daha da aşağı çekilirdi sıcaklık ama... ...Extreed'i de 78 derece... ...hani frenlemeyi açan bir sıcaklık değil. Dolayısıyla... Sorun yok. Kabul edilir bir sıcaklık. İsterseniz dediğim gibi fan hızını biraz gazlayarak daha da kendinizi güvenliği alana atabilirsiniz. Bu soğutucunun hani soğutamayacağı bir i9 olsaydı tahmin ediyorum ki aynı sonuçları alacaktım. Pek soğutamayacağı bir işlemci günümüzde altından kalkamayacağı bir işlemci yok. Intel kendisi bile 3 fanlı soğutuculardan bahsetmişti 14. nesil lansmanında. Dolayısıyla günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir soğutucu. MSI bu yüksek düzey biraz karışık soğutucuların kurulumunu hazırlanmasını kullanılmasını bayağı bir basitleştirmiş. Bu benim hoşuma gitti. Özellikle AMD'de AM5'te o işlem anakartın arkasına bir şey takmamak, bracket'ı sökmemek falan çok hoşuma gitti. Kendi biraz eski usül gibi ama kendi anakartın üzerindeki parçalarla montaj yapabilmek hoşuma gitti. Sorunsuz bir deneyim oldu. Kurduk, kullandık. Gürültüsüz bir deneyim oldu. Düzgün bir soğutucu. Şimdi tabii 3 fanlı, kocaman radyatörlü, güncel bir soğutucu çok ucuz değil. Bu soğutucunun da fiyatı 4600 lira, 4500 lira civarında online mağazalarda yapacak bir şey yok. Ama uzun hani kasanıza güzel de bir kasanız varsa kasanıza takıp soğutma konusunu unutabileceğiniz bir soğutucu. Bu efekt ışık efektleri falan da eğer hoşunuza gidiyorsa size bütün <laughs> oyun bahçesi sunulmuş. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Gayet başarılı olmuş. Evet. MSI Mac Core Liquid E360'dı konuğumuz. 3 fanlı bir soğutucu ne yine birlikte olmak üzere